Öncelikle basın toplantımıza gösterdiğiniz bu yoğun ilgiden dolayı duygulandığımı belirtmek isterim ve teşekkür ederim. Sağ olasınız. Değerli basın mensupları, belediyelerimiz bataktır, batırıldı, belediyeler reformu gibi konu başlıkları gündemi yoğun bir biçimde meşgul etmektedir. Ancak bunların hangisi gerçek, hangisi ne kadar gerçek, ortaya veriye dayalı bir sonuç konmamaktadır. 2019'da gerçekleşen yerel gelir toplamı 6 milyar 823 milyondur. Lütfen bir daha dikkat edelim. Gerçekleşen 2019 sonu itibariyle 2020 yılını yazan bu kahramanlar 2020 yılındaki yerel gelirlerin 2019'un altında olacağını yazdılar. Sayın gazeteciler, dünyanın hangi yerinde, hangi yıl, çok özel koşullar hariç, bir sonraki yıl, önceki yılın gerçekleşmelerinin altında gerçekleşme olduğu bir dünya noktası gösterin bize. Hileyi gördük mü arkadaşlar? Gerçekleşenin altında yazılıyor bir sonraki tahmini rakamlar. Çünkü bana tahmin üzerinden verecek, yasaya rağmen. Ve dolayısıyla 6.8 gerçekleşmişken 2019'da, o yine 2020'de 5.6 öngörmüştür. Ama gerçekleşen yine 6.5 olmuştur. Çünkü ülkenin pandemi koşullarına rağmen daha fazla olmuştur. Ve yine burada da o yıl vermesi gerekenin %16'sını çalmıştır. 2019'a geri gidiyorum, bir rakamı eksik bıraktım. 2019'da verdiği devlet katkısını %51 daha fazla vermesi gerekiyordu. Bugün belediyelerin bütçelerini incelediğinizde bütçenin bütününü oluşturan en büyük rakamın devlet katkı payı olduğunu görürsünüz. Ve bunun %50'sini çalmak pas eden boşalmaya benzemez arkadaşlar. Bu bütün personellerdeki ödeme sorunlarını çözer ve belediyeleri yatırım yapacak noktaya taşıyan büyüklüklerdir. Yani sene başında 1 milyar olan aylık yerel gelir, sene sonuna doğru yükselir. Nasıl yükselir? Toplam dönen para artar. Hayat pahalılığı verirsiniz, gelir vergisi olarak döner. Hayat pahalılığı verirsiniz, çarşıdan KDV olarak döner. Ve sene başında 1 milyar ortalamaysa 1.2, 1.5'a doğru yükselir bu öngörü. Ama biz dikkat ederseniz en düşüğünü aldık. Hani bugüne kadar realize olan aylık ortalama gelir 12 ay boyunca çarparsanız 12 milyar eder ya, onu aldık ve oradaki kayıplar bu en kötü, en zayıf senaryoya göre yapıldı ve bu sene bizi devlet %42.18 çalmaktadır. Teşekkür ederim alakanıza. Diğer arkadaşlarım da söylemek istediği bir şey varsa buyursunlar. Demin rakamlar ortadaydı. Yani 385 milyonu bugün verseniz Refkoşa Türk Belediyesi'ne herhalde o hayalini kurduğumuz mega projelerin nasıl gerçekleşebileceğine tanık olabileceksiniz. Ama hem hakkımız olanı alamıyoruz, bir de üstüne üstlük yaşadığımız için cezalandırılıyoruz. En son örnekte ortaya çıkan tablo gibi. Trafik cezalarının geç tahsil edilmesi, bize ait taşınmaz mal vergilerinden kaynaklanan gelirlerimizin aktarılmaması gibi birçok meseleyle de sekteye uğratılıyoruz. Ben bugünkü bu basın toplantısını çok anlamlı diyorum. Yerelin yeniden bir araya gelmesinin mesajıdır diyorum. Diğer belediyelerin de aynı problemleri yaşadığını çok net olarak biliyoruz. Aynı dertlerden muzdarip olduklarını çok iyi biliyoruz. Umarım gerçekler bu kadar ayan beyan ortadayken gerçekleri saklayanlar buna bir cevap verirler ve neden bunu bu şekilde yaptıklarını izah ederler ve telafisini de hepimize öderler. Çünkü bunun başka yolu yok. Çok teşekkür ederim.